Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. SRC 1-2-3-4 uygulama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2022 yılında sizlere çıkacak örnek sınav soruları. Sınavlara giren arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Daha önce atmış olduğum uygulama sınav sorularını çözerek kesinlikle sınavda kalmayın. Uygulama sınav soruları çok basit. Bizim kanalımızdan geliyor arkadaşlar. SRC 5 çeşit bildiğiniz gibi. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı. SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. SRC 3 uluslararası yük ve kargo taşımacılığı. SRC 4 yurt içi yük ve kargo taşımacılığı. SRC 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Evet, gurur tablomuza gelen mesajları okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Orhan Alagöz'den gelmiş bir mesaj. Nedim Hocam teşekkürler. 06.02.2022 SRC 3 sınavına girdim. İzlediğim videolardan birçoğu sizin derslerinizden çıktı. Yazılda 75, uygulamada 3'te 3 yaptım, 100 aldım. Tebrik ediyoruz Orhan'ı. Çok teşekkür ederim. Gaziantep'ten Orhan Aragöz, beni de yayınlarsanız sevinirim. Kolay gelsin demiş. Tabii ki yayınlarız. Siz mesaj gönderdikten sonra ben ne demek benim ne haddime yayınlamamak. Mutlaka mesajları yayınlıyorum. Nedim Şeker Akademi ailesi olarak da sana 3 yıldız veriyoruz 75 puan aldığın için ve tebrikler, harika başarılar diliyoruz. İkinci mesajımız Ali Biçim'den gelmiş. Nedim Şeker Akademi hocam, son 1 aylık videonuzu izledim. 92,5 puan ile geçtim. Yazılıyı uygulamadan 3'te 3 yaparak 100 aldım. Hız sınırı, hatalı sollama soruları çıktı. Uygulamada teşekkürler hocam demiş. Dedim Şeker Akademisi ailesi olarak da biz tebrik ediyoruz. Ve güzel günlerde kullan. 5 yıldız veriyoruz sana da. Evet Ali, güzel günlerde kullan. Hemen sorulara geçelim. Evet arkadaşlar, sorulara geçelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Kapıkule Gümrük Kapısı ülkemizi hangi ülkeye bağlar? A. Yunanistan, B. Gürcistan, C. Bulgaristan. Evet. Kapıkule sınır kapısı tabii ki Bulgaristan'a açılıyor değil mi? Evet, cevap Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Karayolları trafik kanununa göre kamyon ve çekiciler N2 N3 için otoyollarda azami hız sınırı kaçtır? Bu aynı zamanda yazılı sınav sorularında da çıkıyor. Tabii ki birinci sorudan bahsedeyim. Kapıkule sınır kapısı, gümrük sınır kapısı da tabii ki yine yazılıda da çıkabilir arkadaşlar. Evet, kamyon ve çekicilerin otoyoldaki azami hızını sormuş. N2 ve N3'ün 55, 65, 85, 90 şeklinde. Evet, kamyon ve çekiciler otoyollardaki azami hız sınırı 90'dır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz yine Kavşaktan gelmiş. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Hem yazılı hem de uygulama sınav sorusu. Bakın burada ana yol, tali yol işaretlerimiz var. Bu tip sorularda öncelikle ana yoldaki, daha sonraki dönüş yapan ana yoldaki araç ve en son tali yoldaki geçer. Yani 1 numara, 3 numara ve 2 numara geçiş hakkına sahiptir. 1, 3, 2. Evet, Bursa seçeneğinde cevabımız var arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Resimdeki trafik işaret levhasının anlamı nedir? A. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen araçlar giremez.
B yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan araçlar giremez. C yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan araçlar giremez. Yükü 6 tondan. Evet. Bakın bu trafik tanzim işaretlerinden dingil başına 6 tondan fazla yük düşen araçlar giremez. Yasak demektir. Cevabımız Adana seçeneği. Bakın Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 5. soruya geçelim. 5. soru aşağıdaki trafik levhasına ne zaman uyulur? Trafik levhası, bakın burada dur levhası var. Bunu sormuş, dur levhasına ne zaman uyacağız diyor. Sınavlarda son dönemlerde sık sık gelen sorulardan birisi A. Trafik ışıkları devre dışı kaldığı zaman, B. Her zaman, C. Hiçbir zaman. Tabii ki trafik levhasına ne zaman uyulur sorusunun cevabı ışıklar devre dışı kaldığı zaman uyulması gerekiyor. Yıldızlı sınav sorularından ve Adana seçeneği doğru cevap. 6. sorumuz yine önemli. Hem yazılıda hem de uygulamada gelir. Şekildeki araçlardan hangisi önce geçmelidir? Otomobil, traktör, otobüs, iş makinesi. Yine kavşaklarla ilgili iş makinesi ve lastik tekerlekli traktörler varsa diğer motorlu araçlara yol verir. Bakın burada her ikisi de beklemesi gerekiyor. Dönüş yapanlar son geçer ve en son burada otobüs kaldı. Tabii ki ilk geçmesi gereken araç otobüstür. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 7. sorumuz şehir içi karlı yolda otomobilin azami hızı kaçtır? Yine yıldızlı sınav sorularından 30, 50 ve 90 şeklinde verilmiş. Evet. Şehir içi karlı yolda otomobilin azami hızı tabii ki 50'dir. Bursa seçeneği doğru cevap. 8. sorumuza bakalım. Resimdeki trafik kazasında hangi kurala uyulmamıştır? A. Geçiş üstünlüğü, B. Geçiş hakkı. Bakın burada dikkat ederseniz otomobil ambulansa çarpmış, kazaya sebep olmuş ve ambulansın geçişini beklememiş. Ve burada geçiş üstünlüğüne sahip araca yol vermediğinden dolayı burada bir kazaya sebep olmuş. Cevabımız Adana seçeneğidir. 9. soru araçların en boy, yükseklik gibi ölçülerine ne denir? A. Gabari, B. Yükselti, C. Parça yük. Evet, araçların yükseklik, uzunluk, genişlik ölçülerine tabii ki gabari, en boy ve yükseklik ölçülerine gabari denir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuz geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev esnasında geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? A. Ambulans, itfaiye, polis, sivil savunma aracı. B. Ambulans, polis, sivil savunma aracı, itfaiye. C. Polis, sivil savunma aracı, itfaiye, ambulans. D. Polis, itfaiye, ambulans, sivil savunma aracı. Tabii ki geçiş üstüne sahip araçlar. Burada da gördüğümüz gibi 1. ambulans, 2. itfaiye, 3. polis, 4. de sivil savunma aracı. Aynı zamanda yazılı sınavda da çıkıyor bu soru. Adana seçeneği doğru cevap. 11. soruya bakalım. Sigorta poliçesinin aynı şartlarla yenilenmesine ne denir? A. Zeyilname, B. Temditname, C. Süpalan, D. Elleçleme. Sigorta poliçesinin aynı şartlarla yenilenmesi, bakın yenilenmesi temdit edilmesidir. Evet, temditnamedir. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz. Sarı araç yayaya yol vermek için durmuştur. Bakın şuradaki sarı araç yayaya yol vermek için durmuş. Ancak sarı araca arkadan kırmızı bir araç çarpmıştır.
Evet, gördüğünüz gibi kırmızı araç çarpmıştır. Burada hatalı kimdir? Kimindir? Hata kimindir? Tabii ki yayaya yol verdiği için sarı araç hatalıdır demiş. Ve takip mesafesine uymadığı için kırmızı araç hatalıdır. Evet, burada tabii ki kırmızı araç suçludur. Takip mesafesine uymayıp arkadan çarptığı için kırmızı araç asli kusur işlemiştir. Evet, bakın. Takip mesafesine uymamak asli kusur değildir ama araca arkadan çarpmak asli kusurdur. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, burada da Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, serice 1, 2, 3, 4, 5'te YouTube kanallarımız sizin adresiniz. Mutlaka daha önce atmış olduğum hem yazılı hem de uygulama sınav sorularını çözerek %100 sınavda geçebilirsiniz. Yüksek notlar alarak kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. Serice 1, 2, 3, 4, 5'te yazılı ve uygulama sınavlarını garanti kazanabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.